Tükürük bezi kanseri ameliyatının riskleri nelerdir? Her ameliyatın bazı riskleri var. Bir kere düşünsenize, ameliyat oluyorsunuz, hastaneye yatacaksınız, doktorlar, iğneler, hemşireler, bir kaygı nedeni. Ve ameliyata girince bir ameliyatta bir yeriniz açılacak, bir takım riskler ortaya çıkıyor. Her ameliyata özgü kanama ve enfeksiyon riskleri tükürük bezi kanserleri için yapılan ameliyatlarda da aynen geçerlidir. Bununla birlikte daha özel, daha konuya özgü konuşacak olursak, tükürük bezi kanserlerinin ana riski, özellikle kulak önündeki tükürük bezinden söz ediyorsak, biz buna parotis tükürük bezi deriz. Parotid de denebilir. Bu tükürük bezinin içinde yüz sinirinin varlığıdır. Yüz sinirinin varlığı ne demek? Biz gidip ameliyat sırasında bıçaklarımızı, aletlerimizi tükürük bezinin içine giriyoruz ve dokuları temizliyorken orada tükürük bezinin içinde bir sinir var. Kritik, önemli bir sinir var. Yüz kaslarını çalıştıran sinir. Yani bize mimik yaptıran sinir. İşte bu sinirin korunması buradaki ana konudur. Bir başka deyişle risk altındaki ana organ burada yüz siniridir. O nedenle biz bu ameliyatları yaparken ilk yaptığımız şey tükürük bezinin ortaya koyabileceğimiz ve ortaya koyduktan hemen sonra da kolaylıkla hedefimizi pek de şaşırmadan yüz sinirini bulabileceğimiz bir yaklaşım türüdür. Bunun için yaptığımız şey basitçe kulak önünden, kulak memesinin altına, kulak memesinin altından saçlı deriye ya da boyuna doğru dönen bir kesi yapıp bunun buradan cildi kaldırmak, tükürük bezini ortaya koymak ve hemen yüz sinirini bulmak. Yüz sinirini bulup onu artık temiz bir şekilde, ona zarar vermeyecek bir şekilde korumaya bakarız ve daha sonra da tükürük bezinin yüz sinirinin üstünde kalan kısmını çıkarırız. Bazen de aynı zamanda tükürük bezinin bir kısmı da daha derinde, yani yüz sinirinin daha derinde kalır. O zaman da dalları arasından çalışarak yüz sinirinin bulmamız gerekir, onları da çıkarmamız gerekir. Çünkü yüz sinirinin ilginç bir özelliği vardır. Kulak kemiğinden çıkar, çıktıktan kısa bir süre sonra iki ana dala ayrılır. Bir dal yukarıya doğru gider, bir dal aşağıya alt dudak ve boyuna doğru gider. Bunlarda küçük değişiklikler olsa bile genellikle böyle bir tarzı vardır. Ve bu tek tek sonra da dallanmaya başlar. Üst göz kapağı, alt göz kapağı, alın, burun kenarı, üst dudak, alt dudak, boyun. Tek ayrı ayrı dalları olacağı için bütün dalları bulup o dalların tamamını koruyarak daha yüzeyde kalan dokuları çıkarırız. Yani bunu bir risktir ama bu riski bertaraf etmek için bir cerrahi tekniğimiz vardır. Aynı zamanda teknolojiden de yararlanarak ameliyat boyunca sinire yaklaştığımızı bize gösterebilecek bazı gelişler de kullanmaktayız. Diğer tükürük bezlerinde ise bu risk daha azdır. Çene altındaki tükürük bezinde sadece yüz sinirinin alt dudağa gelen dalı risk altındadır. Onun korunması gerekir. Onda yalnız bir başka İki ana sinir daha yine yakın sayılabilir. Bir tanesi dilin o yarısına, sağ yarısındaysa sağ tükürük bezindeyse sağ yarısı, sol yarısındaysa sol yarısı tat duyusunu taşıyan sinirin etkilenme olasılığı. Çünkü o da sahada ya da dili hareket ettiren, o tarafını hareket ettiren bir sinirin etkilenme olasılığı. Bunları yine bizim bulup korumamız ve ondan sonra tükürük bezini çıkarmamız gerekir. Küçük tükürük bezlerinde ise bu tür riskler artık sayılamaz, ancak tümörün çapı, çevre dokularla olan ilişkisi oradaki riskleri belirleyecektir.